Selam. Selam. Annenler gitti mi? Gittiler. Abi ben çıkıyorum. Bir emrin var mı? Yok Halil, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya. Ace teklifini kabul ediyorum. Ne yapıyorum, ne zaman başlıyorum, ne oluyorum anlat. Güzel, çok sevindim. Tamam o zaman. Yarın başlıyorsun. Yarın ilk büyük toplantımız olacak ofiste. Mafyalarla mı? Bak Derya, iş adamları. Ağzından mafya kelimesini duymak istemiyorum, tamam? Ya tamam patron da yani. Kart vizitli mafyalar ne zamandır iş adamı oldu ya? Bak kızım, sen densizliği bırak da önce üstüne şık, güzel, hanımefendi şeyler al. Ya bizim de paramız olsa nasıl giyineceğimizi biliyoruz herhalde. Kotla da gelmeyeceğiz zaten. Oha! Hepsi benim mi? Oo! Sen avansiye bu kadar para veriyorsan ayın sonunda ofisi benim üstüme yaparsın ya Yiğit. Temsil bütçesinden. Ne güzel bir temsil bu ya. Ya Yiğit, belli ki zengin oldun. Gibi param var, affedersin. Ya ne işin var senin burada böyle altınlarla, takılarla? Ya buradasın ya Ota Galeri'de. Ya gencecik adamsın. Gez dolaş, hayatını yaşa ya. Ne için yapıyorsun bunları? Ha? Emir için mi, Sibel için mi? Allah, Emir bugün işi bıraktı. Niye? Patronunu bizim masada gördü, Nihat Bey'le birlikte. Sen arızaya bağladı. İdealist Emir. Of, Kübra var, bebek var. Şimdi işten ayrılacak zaman mı ya? Ne yapalım Emir bu? Neyse, bir çaresini bulacağız. Bak, benim çıkmam lazım. Bir Selim'i görmem lazım. İstersen yol üstü seni bırakayım. Tamam? Tamam. Oh, ellerine sağlık. Gel otur. Kübra. Ben yüzükleri aldım. Önce sen söyle. Ben kapıya bakayım önce. Mete geldi. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi kaynanan seviyormuş. Hemen bir tabak koyacağım sana yok, Mete. Yok yok, çok sağ ol. Tokum ben ya. Gel otur, ellerine sağlık. Oğlum istifa etmişsin. İstifa mı ettin? Pardon ya, Kübra bilmiyor muydu oğlum? İyi iş bulunca söyleyecektim. Evet, istifa ettim ama gerçekten hiçbirimizin endişeleneceği bir şey yok. Ben hepsini halledeceğim. Tamam, hadi oturun, yemek yiyelim. Ya bence gayet iyi yapmışsın. Yani kusura bakma Mete, babam falan ama Emir orada hiç mutlu değildi zaten. Ya yok, ne kusuru. Ben daha önce arkadaşı uyardım Peder Bey konusunda da dinleyen yok işte. Hem zaten sınavlara bir iki ay kalmadı mı? O zamana kadar sen de güzel güzel ders çalışırsın işte. Tamam. İyi bir boşluk olur yani. Ne var ya, hallederiz. Zaten kira da ödemiyoruz. Ne olacak, mutfak masraflarını da ben hallederim. Tamam, gerçekten hallederiz. Hiç şu an üzerine konuşacağımız bir şey yok. Hadi yemek yiyelim, tamam? Sen yemiyor musun Mete? Yok yok, tokum ben. Afiyet olsun. Yüzükleri keşke şimdi almasaydık. Misin? Fena da almışlar. Bir şey yok. Geçer. Defteri sana söyleyen Gül değilmiş. Tabii canım. Gül Hanım öyle dedi ya. Kesin doğrudur o zaman. Ben hatırlamıyorum. Ben uyduruyorum.
numara yapmana gerek yok Selim. Bunun içinde Nihat'ın defterinin, fotokopilerinin nerede olduğu, hangi avukatın sorumluluğunda ve hangi kasada durduğu yazıyor. Bak, seni neyle tehdit ettiler, ne vaat ettiler bilmiyorum. Ama ne yapman gerekiyorsa al şu zarfı yap birader. Sana güvenmekle haklı mıyım, haksız mıyım? Beraber göreceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.